objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 36. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. TFF 1. Lig'de bu hafta da geçen hafta olduğu gibi tüm maçlar pazar günü saat 16'da oynanacak. Birbirinden önemli maçlar var. Özellikle küme düşme hattı cayır cayır, alev alev. Üst taraf netleşti biraz daha. Evet, ilk iki zaten belli. Ankara Gücü ve Ümraniye Spor'u tebrik edelim ediyoruz öncelikle. Aynen öyle. Süper Lig hayırlı olsun. İki takıma da önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Ankara Gücü bu haftayı bay geçen takım, onu söyleyelim. Bir de Bolu Spor, Samsun Spor maçında ayrı özel programda konuşacağız. Özel programda. Biz hemen hatırlatmaları yapıp ardından bu programda konuşacağımız 8 maçın öncesini tek tek değerlendirelim. Aynen. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un Telegram grubu da aktif. Oradaki birçok editör ve yorumcunun canlı maç tahmin ve analizlerini takip etmek isterseniz, kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında Telegram grubunun linki mevcut. Oraya tıklayarak Telegram grubuna da dahil olabilirsiniz. Sen de hatırlatmalarını yap, ardından maçlara geçelim. Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten videomuza beğeni, yorum ve abone olmayanlardan kanalımıza abonelik bekliyorum. Ayrıca sponsorumuz Vidi Sport'la beraber yapmış olduğumuz özelleştirilebilir taraftar video kartları projemiz var. Şu anda TFF 1. Lig'den Yipor Samsun Spor'la beraber işbirliğimiz devam ediyor. Takım hiçbir şekilde yatırım maliyeti yapmadan bu projeyi elde etti. O yüzden tüm kulüplerden projemizle ilgili geri dönüş yapmalarını bekliyoruz. Ve izleyen herkesten de başta Instagram ve Twitter, ardından da Facebook'tan bizleri takip etmesini bekliyoruz. Ve kanalımıza katıl butonumuzu aktif. Aynen. Tüm izleyicilerimizden katıl butonumuza destek olmalarını bekliyoruz. Maçlara geçelim. Geçelim maçlara. Tamamdır. Bolu Spor Samsun Spor maçını ayrı programda konuşacağız. Aynen. Onu söyleyelim. Çok önemli bir maçla başlıyoruz programımıza. Alt sıraları çok yakından ilgilendiren bir maç. Denizli Spor, Menemen Spor'u ağırlayacak Denizli'de. Denizli Spor geçen hafta kendi evinde Gençler Birliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta Ömer ve Cece'nin golleriyle 2-1 yenerek altın değerinde bir 3 puan aldı ve puanını 42'ye yükseltti. Menemen Spor da kendi evinde 1-0 öne geçtiği maçta Tuzla Spor'la 1-1 berabere kalıp ağır bir yara aldı. Zaten Menemen Spor'un ilginç de bir hoca tercihi oldu. Recep Yazıcı geldi. Bence Menemen Spor küme düşecek. Hani küme düşmek için her şeyi yapıyorlar. Ben bu maçta Denizli Spor'u net favori görüyorum. Kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Ömer Hasan Şişmanoğlu atar. Denizli Spor'da 3 puanı uzanır. Gökhan Süzen oynamayacak. Sarı kart cezalı. Evet, onu söyleyelim. Yok. Onun dışında da bir eksik yok kart anlamında Denizli Spor'da. Ben Denizli Spor'u net favori görüyorum. Bir de Özer Özdemir de oynamayacak. Onu da söyleyeyim ama ben bu iki oyuncunun yokluğunda telafi edebileceğini düşünüyorum Denizli Spor'un. Çünkü Denizli Spor'un bence iyi bir kadrosu var. Yorumun ne olur? Valla Menemen Spor çok yanlış bir hoca seçimi yaptı. Ha, Cenk Lalecik gönderilmedi konusuna bakarsan bence Cenk Hoca başarısızdı, onu söyleyeyim. Ama Menemen Spor'da da çok ciddi anlamda bir yetenek anlamında sıkıntı var kadroda. Öne geçtiği maçları kazanamıyor. Balıkesir'i yenemiyor. Mesela işte hani o Eyüp Spor Menemen maçında Kane'lerin kaçırdığı gol vardı ya 1-0'ken. Ben o zaman ne demiştim? Bu iki puanı çok çok arayacaklar. Tabii. Ve şu an bir puanı bile arayacak noktada Menemen Spor. Deniz Spor'da geçen hafta önemli bir reaksiyon göstererek Gençler Birliği'ni mağlup etti. 1-0'dan. Jeje güzel bir gol attı. Onu söyleyelim. Jeje'nin attığı gol resmen bir açık oyuncusunun atacağı gol yani. Ömer Şişmanoğlu da kariyerinde en golcü sezonunu bu sezon yaşıyor. 11 gol oldu toplamda. Lig'de 11. Aynen. Ben bu maçta Deniz Spor'un kazanacağını ve bol golde bir maç olacağını düşünüyorum. Bence Denizli Spor kazanarak hafta 3 puanını kapatacaktır. Ömer Şişmanoğlu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da devre arasında gelip Süper Lig'e çıktığı sezonda da bayağı iyiydi. Çok kritik golleri vardı orada. Aynen. Da ama burada onun da üstüne çıktı. Ömer zaten benim çok beğendiğim bir golcü. Çok iyi bir oyuncu. Sol bekte Gökhan yok. Orada Leo oynar. Stoperde de Hakan'la Oğuz Yılmaz oynar. Aynen öyle olacak. Diye düşünüyorum. Sen de mi Denizli tarafında? Ben Denizli Spor'un kazanacağını de bol gol bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım. Denizli Spor bu maçı kazanırsa ligde kalma ihtimalini iyice arttırır ve yırtar bence. Zaten bu maçı kazanırsa Menemen Spor'la 7 puan bir fark yapıyor. Menemen gider artık. Menemen gider. Gider bir diyemem çünkü üstteki Altın Ordu'nun falan 41-42 puanlar var ya rakipleri. Altın Ordu'nun kalan maçları hep deplasmanda bu arada. Evet, o yüzden hani kaybederse çok büyük yara alır. Ama işte
diyelim ki üstteki rakipler ama kazanırsa tabii ki o zaman Menemen şansı tamamen giderler. Olur. Giderler yani. Ben Denizspor'un kazanacağını ve bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum. İkimiz de aynı görüşteyiz. Aynen. Bir diğer mücadeleye geçelim. İki takıma da başarılar dileyelim Denizli'deki mücadelede. Gol Var'ın katkılarıyla devam ediyor. Balıkesir Spor, Bandırma Spor'u ağırlayacak kendi evinde. Balıkesir Spor son haftalarda genç oyuncularla oynuyor biliyorsun. Geçen hafta da Ümraniye Spor'a mağlup oldular 4-1. Bandırma Spor'da da çok ciddi bir düşüş var. Son 3 maç 0 puan. Geçen hafta kendi evinde Keçiören Gücü'ne 2-0 mağlup Benim oldular. Benim beklediğim gibi biliyorsun. Seni tebrik ediyorum. Eze'ye engel olamadılar. Bandırma Spor'da bir de geçen haftaki maçta ilginç bir olay yaşandı. Maç mesela önce. Caner merkez orta sahada oynadı. Birçok oyuncu kendi mevkisinde de oynamadı. Mustafa Hoca biraz farklı denemeler yaptı. Bir de maçtan önce iki tane oyuncuyla yollar ayrıldı. Guido Koçar da şeyle. Puçko'yla. Sezon sonuna kadar izin verildi iki oyuncuya. Yani işte playoff'ta oynatırlar mı sence diyeceğim ama sezon sonuna kadar verildi. Bandırma'da böyle ilginç bir olay daha yaşandı. Vallahi, Akaboyez'e gitti dendi geri geldi. Vallahi, şu an Akaboyez'e hiç hazır evet, değil. Evet vallahi ben bir şey söyleyeceğim. Bandırma Spor yönetimi geçen seneden büyük ders alıp sezon başladığında iyi transferler yaptı. Ama Bandırma Spor yönetimi... Sezon giderken yine almayacak hatalara evet, imza attı. Son dönemde hatalar yapıyorlar. Ve bir de yapıyorlar. Şunu söyleyeceğim ben playoff'tan net bir şekilde ben Bandırma'nın playoff'a kaldığı zaman da çıkma şansını yüksek görüyordum ama hem yönetimin yaptığı bu hatalar falan. Doğru. Ben şunu açıkça net ve söyleyebiliyorum. Benim kendi görüşüm ben playoff'tan Erzurumspor'un çıkacağını düşünüyorum Süper Lig'e. Ben zaten sezon başından beri söylüyorum biliyorsun Erzurum'un en iyi kadroya sahip olduğunu bu ligde açık ara en iyilerden birine. Erzurum bence playoff'tan çıkar. Erzurum'da tek şey para olayı. Öyle ama yani paralar Bandırma Spor yatarsa, çok kuvvetli geliyordu. Kendi kendini yaktı Bandırma Spor. Bandırma Spor kendi kendini imha etti evet, gibi oldu. Evet öyle oldu yani o yüzden Erzurum'a döndüm ben. Bir de havayı her şeyi kadroyu madroyu dağıttı yani bir anda. Çünkü senin her oyuncuya ihtiyacın olacak. Niye bir de Guido Koçar gibi oyuncu nasıl var tecrübeli. Bence Puçko'dan da Puçko verim alınabilir de Puçko hiç oynatılmadı ki doğru çok garip diyor. Ben anlamadım. Ya nasıl şimdi... maç bekliyorsun? Zaten Bandırma Spor ağır favori. Osman işte Kenny de geri dönüyor. Aynen. Bence bu maçta Osman hiç kesinlikle 11'de oynatılmalı maç ritmini bulması için. Aynen öyle olmalı. Ben bu maçta gollü bir maç bekliyorum. Bandırma'nın da kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Ya zaten Bandırma Spor bu maçta da takılmaz herhalde artık aynen. Yani. Takılmaması lazım. Kesinlikle bakalım. Balıkesir Spor'da da bence yine gençler oynar. Ne ya düşünüyorsun? Bandırma Spor'da Balıkesir Spor'da isterse yabancı oynasın, isterse genç. Ne olacak ki? Zaten yabancılar oynamamalı. Takım küme düşüyor. Seneye bunları kullanamayacaksın. Niye oynatıyorsun aynen. Ki daha? İlginç durumlar. Bakalım. Balıkesir Spor'u yaz döneminde daha net konuşacağız. Bandırma İkinci, Spor'da aynen. Playoff'ta da konuşmaya devam edeceğiz. Zaten bundan sonra 2 hafta kaldı ligin bitmesine. Doğru, çok az kaldı. Bakalım ne olacak. Ben bol gollü bir maç Bandırma'nın da kazanacağını düşünüyorum. İki takıma da başarılar aynen, dileyelim bu mücadelede. Bir diğer mücadeleye geçelim. Son 6 haftada 12 puan toplayan Tuzla Spor, Hamza Hoca geldiğinden beri maalesef beli doğrulmayan Eyüp Spor'u ağırlayacak. Normal Hamza Hoca'nın gittiği yüksek, takım demiş bu maç sence hangi statta oynanır? Eyüp stadında mı oynanır diyorsun. Tuzla Spor'un da maalesef şu stat sıkıntısı büyük problem. İnşallah onu hallederler bir an önce. Feyzi Başkan bir el atar hani. Bence halledilmez o konu kolay kolay. Karagümrük bile Süper Lig'e çıktı halledilmedi yani. Maalesef öyle. Nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi Tuzla Spor çok formda. Ezeh geçen hafta gene golünü attı. Eyüp Spor da Hamza Hoca geldiğinden beri ne sonuç alabiliyor ne iyi futbol oynuyor. Neyi gol atabiliyor? 81'de öne geçtiler. 10 dakikada maçı kaybettiler. 89'daydılar ama. Oğulcan sakatmış. Onunla alakalı bir bilgi Gerson'da aldım. Gerson da mı sakat o zaman? Vallahi onu bilmiyorum. Onunla alakalı bir bilgi almadım ama Oğulcan Çağlayan sakatmış. Nasıl bir maç bekliyorsun? Eyüp Spor'un en son hafta Balıkesir'le maçı olduğu için playoff'a kalacak bir şekilde ama Eyüp Spor bu yapıyla playoff'a giderse orada işi çok zor. Yok Eyüp'in ben çıkma şansını görmüyorum artık. Hamza Hoca'ya bağlı demiş peki gerçi. Sence Eyüp Spor Hamza Hoca'yı gönderip iyi bir hoca alsa playoff'tan çıkabilir mi? Aynen. Takımı silkelendirebilirler mi? Getireceği hocaya bağlı. Eğer iyi bir hoca getirirse o zaman ben derim ki eğer Eyüp Spor tekrardan işin içine girer. Ya Hamza Hoca geldiği zaman da dedik ki ya bu adam Rize'deydi. Adam cuma günü kovuldu. Salı günü Eyüp Spor'a geldi ya. Ya benim anlamadığım bir şey var. Allah aşkına anlamıyorum. Bana biri anlatsın bunu. Ya Hamza Hoca hangi takımda gidiyor da başarı yapmıştı üst üste de çok başarılı da Eyüp Spor bunu getiriyor ya. Zaten Hamza Hoca'nın kariyer planlaması da yok ki. Sen 3 kupa almışsın Galatasaray'da. Senin o, bu saatten sonra gitmen gereken takım Başakşehir falan en kötü. Hı-hı. Nereden teklif gelirse gidiyor. Malatya'dan geliyor gidiyor. Erzurum'dan geliyor gidiyor. Eyüp'ten geliyor gidiyor. Aynen. Yani çok ciddi problem. Hangi takım olursa olsun, hangi takım, başkan, Hamza olanı getirsin. Benim görüşüm her zaman aynıydı. Hani başarısı da yok sonradan. Evet, yok yani.
Şimdi evet. Sallıyorum. Eyüpspor gider İlhan Palut'u getirir. Atıyorum. Hani bir başarısı var İlhan Hoca'nın mesela. Veya ikinci ligden iyi bir hoca getirirsin. Aynen, orada başarılı olan hocalardan birini. Ya da TFF 1. ligde işte atıyorum Recep Hoca'yı getirir, Recep Uçar'ı. Sallıyorum Ümraniye Spor'dan. Sen de adam söyleyemiyorsun ya, hoca. Yok çok yani. Az var. Evet. Hani belli oranda hocalardan birini getirir. Bak mesela gider İstanbul Spor'dan Osman Zeki Hoca çok başarılı, onu getirir, bir şans verir, anlarım. Aynen. Hani böyle bir hocayı getirmesini ama... Eyüp Spor gidiyor. Kaç zamandır başarısız olan Hamza Hoca'yı getiriyor. Hayır, bir de en son Rize'de daha 3 gün önce başarısız olup göndermiş hocayı. Tabii. Hangi kritere göre getiriyorsun? Ama Bülent Korkmaz'ı getirse hak verirdim mesela. Hak verirdim tabii. Bülent Hoca belki Rize'ye gitti. Bülent Korkmaz orada takımı tutamayacak Hamza ama. Hamza Hamzaoğlu'ndan çok daha iyi bir hoca. Bülent Hoca'nın başarılı olduğundan dolu takımları var fazla. Çok daha iyi hoca Hamzaoğlu'ndan. Tabii. Çok daha iyi. Ya Hamza Hoca bir de taraftarlarla da sürekli polemiğe giriyor. Senin taraftara ihtiyacın var playoff'ta falan. Niye ya, takımla arasını bozuyorsun taraftarı? Ben hiç çözemedim. Benim yani. Eyüp Spor'la alakalı şöyle bir görüşüm var. Murat Başkan tribünden takımı yönetse bence Hamza Hoca'dan daha iyi yönetir. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle öyle yani. Hamza Hamzaoğlu'nun takıma kattığı bir şey yok. Tam tersine bence zarar ya veriyor. Ya Umut Bulut'un ne işi var 10 numarada sağ bekte, açıkta sağ falan? Bekte. Sağ bekte. Samsun maçında sağ bekte gördüm ya, evet. Umut Bulut'un ne işi var? Ankara Gücü maçında da bir ara sağ bekte oynattın sen neredeyse. Sen erkenden Dipba'yı falan çıkartıyorsun oyundan. Veya ne bileyim Timur çıkıyor. Timur çıkmaz ki oyundan sakat. Bir de Hamza Hoca takıma hiç hakim olamıyor. Ne Hamza Hoca hiçbir yere hakim olamıyor ki. Oyuncular arasında bir disiplinsizlik de var Hamza Hoca geldiğinden beri. O da büyük çok sıkıntı. Çok ciddi sıkıntı var. Ben bu maçla ilgili bol gol bir maç bekliyorum. Eyüpspor'un da en kötü kaybetmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Bunu neden düşünüyorum? Çünkü Tuzla Spor puanını zaten 46'ya getirdi. Düşmeyecek zaten. Sence Tuzla Spor kalan 3 maçını kazanıp playoff'u zorlar mı? Yok ne düşünüyorsun? Playoff'u ya. Çok zor görüyorum. Samsun'a playoff diyemiyoruz. Eyüp'e şey nasıl diyeceğiz? Vallahi bence Tuzla Spor iyi oynuyor i̇yi da. İyi oynuyor da. İş bitti artık. Mesela Samsun Spor bana hiç ümit vermiyor. Ama Tuzla Spor 3'te 3 yapar mı diye düşünüyorum. Yok. Tuzla Spor'un ileri huç attı çok tehlikeli bir at bir de. Hı hı. Eze, Haris, Ahmet, Yazar. Onlar öyle de Tuzla Spor için iş bitti. Sen ilk devrede biraz daha iyi puan alacaktın. Bir de Eyüp Spor'un savunması çok ağır kalıyor. Mezagüe ile Boğat'ı yan yana oynarsa aynen. Ezehlan, Haris orada... Ben zaten ekmek yedirebilirler. Ben zaten bol gol bekliyorum. İki takım da gol ve goller bulur. Bana da iki takım gol atar gibi geliyor. Bakalım, ben de seninle olacak. Aynı görüşteyim. Bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen öyle. Eyüp Spor'un şu kaliteli kadrosunu Hamza Hoca ile yazık oluyor ama onu söyleyelim. Öyle yani. Tabii ki zaten. İş Hamza Hoca'nın eline çok iyi fırsat geçti. Süper Lig imkanları olan bir takım Eyüp Spor. Hoca bunu kullanamıyor. Yazık yani. Evet. Sen iki takımdan da gol aynen, bekliyorsun. Aynen bol gol bir maç bekliyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Sana yakınım. İki takıma da başarılar aynen, dileyelim. Aynen başarı dileklerimizi iletelim. Bakalım ne olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Tam bir cendere maçı. Ateş aynen. Attı. Kocaeli Spor Altın Ordu'yu ağırlayacak. Pazar günü saat 16'da kendi evinde. Kocaeli Spor geçen hafta beklediğimiz gibi Erzurum'da mağlup oldu. İlyas Kubilay'ın pozisyonları dışında Kocaeli Spor'un hiçbir hata yok. Bir de Diop'un bir pozisyonu vardı. Şumski pek zorlanmadı orada. Diop vuramadı. Kocaeli Spor İlyas Kubilay dışında o maçta hiçbir şey üretemedi. O da orta açtığı yerde sekip direğe çaptı. Diop var. Bir de uzaktan iyi bir şutu var. Şumski çıkardı kornere. Bir de Diop'a bir pas attı İlyas Kubilay. Onu da çok kötü vurdu Diop. Başka da bir pozisyon yok. Babakar G'yi çok aradı Kocaeli Spor. Bu maçta da büyük ihtimalle yok Pereira ile beraber. İkisi de sakat. Ben de dün bir haber gördüm Pereira dönebilir diye. Zaten şöyle dediler hatta. Babakar G'ye sezonu kapattı büyük ihtimalle. Pereira da büyük ihtimalle bu maçta olmayacağı söylendi ama hatta şunu dediler. G'ye için de bunu söylediler. İki oyuncu da fedakarlık veya çok üstüne sağlık uygulamasıyla beraber döndürülebilir falan diye konuştular. Vallahi bu maçlar fedakarlık yapman gereken maçlar. Eğer öyle bir durum varsa oynayacaksın. Öyle. Ne düşünüyorsun? Vallahi ben Babakar G'nin durumunu daha ciddi görüyorum ama Pereira'nın dönme ihtimali daha yüksek gibi. Bir de Kocaeli Spor'un şu an Babakar G'ye mi yoksa Pereira'ya mı kesinlikle G'ye daha herkese, çok ihtiyacı herkese. Var. Herkese. Ama şimdi Pereira'yı düşünüyorum. Gene kanatta bir Ben Hur var. Ama sen Samet Ali ile olmaz. Erzurum maçında gördün Samet Ali Mustafa Yumlu'yla Mustafa Akbaş'ın arasında kayboldu. Öyle ya. Zaten ama herkese ihtiyacım var. Ben ikisini birbirinden ayırmam. Var da eğer ikisinden birinin dönme ihtimali olacaksa ben Babakar G'ye her türlü tedavi hı-hı. uygularım dönecekse. Valla ben orada hiç ayıramıyorum. Pereira çünkü hiçbir şey vermedi. Sence verdi mi pek Kocaeli Spor'a? Benhur çok bir şey verdi mi? Ben Huris sahada taraftarın gazıyla oynuyor. Ya şu anda kimseyi birbirinden ayıramazsın. Öyle bir nokta ki herkesten katkı alman lazım. Kocaeli Spor'un zaten sezon başından herkesten beri iyi oynayan lazım. Bir oyuncusu var mı istikrarlı? Hiç yok. Yok işte de yani bu maçlarda bir tane gol atarsın. Bak bir galibiyet alırsın ligde kalırsın. Öyle yani bir nokta ya. Erzurum maçında mesela Omolo oyuna girdi şaka gibi ya. Omolo'nun oyuna girmesi ne ya? Girme bile Omolo ya. Omolo'nun zaten bu takıma transfer edilmemesi lazım. Oyuna girmeye geç. Bu takıma kim transfer etti? Hadi ettin. Devre arasında nasıl takımı tutarsın? Çok garip bir ama durum var. Ama gönderemiyorsun ki adamın.
kol gibi sözleşmeleri var. İşte o sözleşme yapanların da zaten işte maalesef yani çok özür dileyerek söylüyorum hani kol gibi tabirini ama bizim birçok takımımızda böyle sadece Kocaeli Spor'da ya bir adam değil. Geliyor. Birçok oyuncunun bir sözleşmeleri var. Adamların sözleşmeleri sevr anlaşması gibi. 3 senelik. Çevir bitmiyor şeyleri. 3 senelik. Ya adam nasıl 3 sene geliyor bu takıma? Bir de 30 yaşın üstündeki oyuncularla niye 3 yıllık yapıyorsun? Adam zaten son emekli ikramiyesini almaya geliyor çoğu. O şöyle oluyor. Adam mesela futbolcu kendisine şart koşuyor. Diyor ki ben diyor 3 senelik gelirim diyor en az. Tamam mı? Kulüplerimiz hemen kabul ediyor bunu. Ya kardeşim niye kabul ediyorsun ki bunu? Bildiğin bir sürü oyuncu var kardeşim. Bir de Omola yani vazgeçemeyeceğin muhteşem bir oyuncu değil zaten ki. Zaten Erzurum'da oynadı geçen sene. Yanına pas atamıyor. Altınordu'da da bir her sıkıntı top geriye, var. Her top geriye. Ahmet oynuyor. İlhan Özey'in sakatlığı var Altınordu'da da. Ona da yoğun bir tedavi uygulanıyor. Şimdi Ahmet İlhan da Altınordu'nun %50'si. Aynen. Çok önemli çok bir oyuncu. Ahmet İlhan büyük oyuncu yani. Bu lig için çok değerli İzmir'de bir oyuncu. İzmir'de maçı Altınordu mu almış? 3-2 aldı. 2-0'dan 3-2. Maçın yıldızı kimdi? Ahmet İlhan. Salı günüydü o maç. Hafta içi hatta. Ben bu maçta Kocaeli Spor'un futbolcularına değil taraftarına güveniyorum. Taraftarıyla da bu maçı alacağını 25-30 düşünüyorum. 25-30 bin kendim. Bekliyorum ben yine. Ya zaten gene cezalı yerlere falan her yere taraftar alınacak. Ben bunu da doğru buluyorum. Kocaeli Spor'un bu maç top, tank, tüfek ne varsa ben yoldan geçen adamı stada sokarım. Bak ben şimdi, sana söylüyorum. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ben hep böyle ince detaylara dikkat eden birisiyim. Özellikle bu konularda. Şimdi ben de seninle aynı düşünüyorum zaten. Alınması gerekiyor. Destek lazım. Ama şunu da düşünüyorum. Kocaeli Spor ligde kaldı. Seneye iyi bir kadro kuracak. Bu sefer de taraftarından baya bir maç mahrum kalabilirsin. Orası öyle de şu anki şimdi, Kocaeli Spor futbolcu grubuna sen kendi haline bırakırsan aynen. Bu oyunculardan açık ve net bir şey kesinlikle. Olmaz bak. Ben de zaten sana katılıyorum da onu da düşünüyorum. Bu oyuncuları dehleyecek bir taraftar lazım. Hani bu maçı alın gazlayacak. Diye. Çünkü Kocaeli Spor'un oyuncuları yani bu oyuncu grubunun şu an bilmiyorum kafaları nerede başka bir işle mi meşguller. Yani maç kazanıyorlar bir de ekstra eşek yüküyle prim istiyorlar çok affedersiniz. Yani takım küme düşme hattında oyuncular başka işlerin peşinde. Kocaeli Spor'un bu sene taraftarıyla bir şekilde ligde kalıp seneye de bu takımın birçoğunu tasfiye etmesi gerekiyor. Aynen kesinlikle. Takım ligde kalma hattında oyuncular para peşinde. Ya zaten paranızı zamanında alıyorsunuz. Hı hı. Kocaeli Spor'da para sıkıntısı yok. Her ne kadar kulüp kötü yönetilse de oyuncular canlıyı parayı zamanında alıyor. Kocaeli Spor'un iki tane maçı var. Altınordu ve içeride Adana maçı. Ben zaten Adana Spor maçı o iki maçı da taraftarıyla alacağını düşünüyorum. Zaten o iki maçı alamazsa selamın aleyküm. Aynen. Geçmiş olsun. Hiç deplasmandaki Eyüp maçına bir şey diyemiyorum. Deplasmanda ama içerideki iki maçı ben taraftarıyla alacağını düşünüyorum. Yoksa Kocaeli Sporlu oyunculara bu iş kalırsa geçmiş evet. olsun. Ben yoldan geçen herkesi vallahi elinden, kulağından, her yerinden tutarım, içeriye koyarım. Gel kardeşim derim. Bir iki saat şurada hı hı. Allah aşkına bağır çağır derim. Ondan sonra nereye gidiyorsan git evet. derim. Ya. Mecbursun buna. Yapacağın bir şey yok. Bak bu aynısı Bursa Spor için de geçerli. Denizli Spor için de. Şu an tribünde herkesin desteğine ihtiyacım var yani. Hı hı. Denizli'li oyuncular gene iyi oynuyor. Onlara lafım yok. Ama özellikle Kocaeli ile Bursa'nın bu hafta içerideki İkizlik maçlarında herkesi stada sokarım. Bak ben sana söylüyorum. Bazı şeyler için riski göze alacağım. Evet. Bir de ben şuna bakıyorum. Mesela şimdi ben zaten 2 hafta önce bunu söyledim. Ben Kocaeli Spor'un deplasmanda oynayacağı Erzurum ve Eyüp maçlarını kesinlikle kazanamayacağını düşündüğümü söylemiştim. Benim görüşüm bu yönde. Erzurum'a kaybetti zaten. Hani Eyüp'te alınacak bir puan yetmez zaten biliyorsun. Ya Eyüp çok kötü durumda. Belki orada eskaza Kocaeli puan çıkarır da zaten Erzurum'da beklemiyorduk. Çünkü Erzurum çok evet. iyi takım. Yani ritme de aynen. girdi. Aynen ve içeride Kocaeli Spor'un 3 maçı var demiştik. Manisa, Altınordu ve Adana. Ben Adana maçı hep kenara yaymıştım. Kesinlikle kazanılacağını yalnız düşünüyorum. Yalnız Adana'da son maça sıkıntılı çıkabilir. He. Adana'nın bir tane bayı var. Bu hafta da İstanbul'la oynuyor. Kaybettiğini ya, düşün. Hiçbir şey olmaz. Yırtar mı diyorsun? Adana, 44'te ya o yüzden. Yok her türlü yırtar Adana Spor. Kocaeli Spor'un bu maçı kazanması lazım. Kazanamazsa vallahi var ya her şey farklı olabilir. Tabii canım bu maçta bir puan Kocaeli Spor'a kaybetmek ama gibi bir şey ama ben Kocaeli'nin kazanacağını düşünüyorum bu maçta. Taraftarının lazım. Önünde. Bol golde bir maç bekliyorum. Hani Altınordu'nun da gol bulacağını düşünüyorum. Şöyle 2-1'lik, 3-1'lik veya 3-2'lik bir Kocaeli Spor galibiyeti bekliyorum. Bakalım ne olacak. Sence kalede kim oynar? İsmet mi, Korcan mı? Geçen hafta İsmet oynadı. Vallahi bana göre 2 tane Allah'a emanet kaleci. Orası öyle. 2 kaleciyi topla Bayram şey, Olgun'un tek kola etmez. O hiçbir ayrı. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Da, ben zaten Korcan'la ilgili zaten yorum yapmama gerek yok. Yaz döneminde ben size bas bas bağırdım Kocaeli bence Spor Korcan taraftarına. Bence Korcan oynamalı ama. Ya ben... Ben öyle yok ya bence ikisi de birbirinden kötü. Ben hiç kimseye söyleyemem. Ben Korcan'ı İsmet'e göre kötünün yani. Yok onlar ya. Da kötü de. Kötünün iyisi değil ki. Ama İsmet de yetersiz kalıyor. Zaten diyorum ya işte bak. Hiçbir şekilde hani
bence Kocaelispor taraftan da sorayım. Onlar da hiçbirisini seçemiyordur. O zaman bak İsmet'i seçiyorsun. Farkı... Önünde bir sürü maç var yaktı. Korcan'a geliyorsun, anasını ağlatmış sezon başından beri. Hiçbirini seçemiyorsun. O zaman Kocaelispor maçları kalecisiz çıksın. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. 11 futbolcuyla çıksın. Vallahi bence daha iyi, biliyor musun? Cidden öyle. Çıksın. Bence taraftar da seçemiyor. Hani karpuz seçersin ya, vurursun. Bence Kocaelispor taraftarları ikisini yan yana koyuyor, birini seçemiyor bence. Vallahi Kocaelispor ya, bu kadar yanlış transfer protokolü nasıl oldu takımda? Lamı cimi yok. Bu maçı ya alacak ya alacak. Aynen. Alamazsa geçmiş olsun. Almaktan başka şart yok. Vallahi alamazsa stadyum yerine dönüş. Ben taraftarına güveniyorum. Futbolcu grubuna değil. Taraftarın bu maçı takıma döve döve aldıracağını düşünüyorum. Aynen. Ben de Kocaelispor'un kazanacağını düşünüyorum. Kocaelispor'un galip geleceği. Bakalım ne olacak. Bakalım. Bir diğer takıma da başarılar dileyelim. Keçiören Gücü, Ankara Keçiören Gücü Manisa Futbol Kulübü maçına geçelim. Manisa'da geçen hafta Bursa mağlubiyetinden sonra Turgay Altaöce ile yollar ayrıldı. Evet. Ve Manisa yönetimi geçen hafta sınıfta kaldı. Kendi evinde oynadığı maçta stada Bursa Spor taraftarları sızdı. Evet. Bir de maçtan sonra açıklama yapıyorlar. Sen sağlayamıyorsun hiçbir tabii şey. Tabii sen orada sınıfta kaldın. Manisa yönetimi çok net sınıfta kaldı, onu söyleyelim. Kendi evinde oynadığı maçta rakip takım taraftarları stada sızıyor. Hani hiçbir kontrol yapmıyorsunuz. Pasolik niye var değil mi? Aynen. Baktığında maçtan önce Keçiören Gücü iyi durumda. Son iki maçlarını kazandılar ve son iki maçta 3 gol attılar. 3'ünü de Eze attı. Aynen. Eze müthiş formda. Geçen hafta sol ayağıyla çok güzel bir gol attı. Felaket köşeye. Ben zaten Keçiören Gücü tarafındaydım Bandırma maçı. Aynen. Beklediğim gibi oldu maç. Ben bu maçta Keçiören Gücü'nün en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Galibiyete de yakın görüyorum. Çünkü Manisa'nın hiçbir amacı kalmadı. Keçiören Gücü bu maçı da alırsa kefeni yırtar. Ne düşünüyorsun? Ben net bir şekilde Keçiören Gücü'nün kazanacağını düşünüyorum. Ben Keçiören Gücü'nün Manisa'dan daha da iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bunu da özellikle söyleyeyim. Eldeki imkanlara göre çok daha iyi kurulan bir kadro. Evet. Onu söyleyelim. Taner Hoca'da maksimum puan almak isteyecektir kalan haftalarda. Yeni sezonda da kesinlikle Taner Hoca'yla yolların devam edip şu kadronun da korunup üstüne hamle yapılması gerekiyor. Peki sence Keçiören Gücü bu siyahi oyuncularını tutabilir mi? Çünkü bilmiyorum, bu oyuncular da iyi piyasa yaptı bak. Tutması zor. Uzo Dinma zaten kendi oyuncuları değil. Kayseri'den kiralık geldi. Ama Kayseri'ye gitmez Süper Lig'i bence ya. Gene alabilirler diyorsun. Aynen. Bence Uzo Dinma da burada kalmak ister. Evet, Keçiören ama Eze'ye tutmaları zor gibi duruyor. Vallahi Eze'ye ben sana diyeyim mi 15 tane teklif gelir kafana. Kesinlikle iyi para da verirler. 400-500 bin euro yıl şey parası yani, bonservis bedeli. Bence daha fazlaya bile gidebilir. Birçok takım isterse Keçiören Gücü de piyasayı kızıştırır. Evet, yükselebilir. Manisa için söylenecek bir nokta yok. Yeni sezonda konuşacağız. Bu sezon büyük bir hayal kırıktı. Ben Keçiören Gücü'nü kazanarak hafta 3 puanla kapatacağım. Manisa'da Nino Koyter'le Taha Şahin yok. Manisa'da Ozegovic'in geçen kullandığı penaltı hakkında ne düşünüyorsun? Çok laubali vurdu. Çok ortaya vurdu direkt kalecinin aynen üstüne. Çok laubali. Manisa'da zaten herkes laubali. Sezon başından beri. Ben anlayamadım. Çok garip sıkıntı bir takım var. Bakalım bir diğer maça geçelim. Ben Keçiören Gücü'nün kazanacağını düşünüyorum. Ben de Keçiören Gücü tarafındayım. Hı-hı. Seninle aynı görüşteyim. İstanbulspor Adana Spor maçına geçelim. İstanbulspor geçen hafta müthiş bir galibiyet aldı. 1-0 geriye düştüğü maçta Eyüp Spor'u. Son 10 dakikada geriye düştüler ve son 10 dakikada kazanmayı bildiler 2-1 ve stoper Mehmet Yeşil 10 kişiyken kontradan gol attı. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı hataları telafi aynen etti Mehmet. İleri çıkmıştı orada. Adana Spor'da kendi evinde senin beklediğin gibi Bolu Spor'a yenildi. Aynen, geçen hafta ben yorum yaptım. Bolu'yu net favori gördüğümü söyledim. Bolu Spor'un kadrosunun çok daha iyi Mert olduğunu söyledim. Mert de Gökhan attı golleri. Bir taraftar da yorum yazmış, diyor ki sen niye böyle söylüyorsun? Bolu Spor'un kadrosu neresi iyi? Biz şöyle yaptık, böyle yaptık. Geldiğimiz nokta Bolu maç kazandı. Ya bir de şöyle bir şey var. Görüş sen görüş belirtiyorsun orada. Biz görüş belirtiyoruz. Yani evet, ben anlayamıyorum. Biz mesela deriz ki Adana Spor kazanacak deriz. Bolu tabii Spor tarafı der ki siz düşmansınız. Ya Bolu kazanır deriz. Adana Spor tarafı der ki siz düşmansınız. Ya kardeşim tabii canım, öyle kimin şey düşmanıyız ya? Ya ben size soruyorum. Burada bir sürü maç oynanıyor. 10 tane maç oynanıyor, tamam mı? 9 tane maç. 9 tane başta herkes mi maç kazanacak? Birileri muhakkak kaybedecek. 19 alacak tane takım var. 19'u da şampiyon da olamayacak. Aynen. 19'u da küme düşmeyecek. 19'u biz ortalığı yorum yapmayız başkaları tabii gibi. Ya biz bir de şöyle bir şey var. Neyse onu söyleriz. Adana Spor'un da kötü bir kadrosu yok. Ama yok şöyle zaten bir şey var. Ama iki takımı kıyasladığın zaman da ben Bolu Spor'u daha önde görüyorum. Ben de Adana Spor'un kadrosunu Bolu'dan daha iyi görüyorum mesela. Orada ayrışıyoruz. Herkesin herkesin kendine var göre bir görüşü var. Aynen. Tabii ki ya. Sen de haklı çıktın. Bolu maçı kazandı. Aynen. Ki Adana Spor tribünlerini gördüm. Maç pazar saat 16'da. Bomboş. Stat bomboş. Normal. Hedef taraftar tepkili tribün yönetime. Zaten pankart açtılar. Tişörtleri vardı. Adana Spor'u devret diye bayram akgün için. Ki Bolu Spor da sıkıntılı bir durumda. Evet. Ama ona rağmen kazanmayı bildi yani. Ben bu maçta bol golü bir maç bekliyorum. İstanbul Spor'un da kaybetmeden sağdına. Peki şimdi Adana Spor 44 puanda ve kaybederse ya, düşmez Adana Spor. Öyle mi diyorsun? Bak son haftada Kocaeli'ye ya, gidecek ama. Hiçbir şey olmaz, Adana Spor ligde kaldı. Bir şekilde yırtar. Taraftarlar rahat olsun, Adana Spor'un hiçbir şekilde düşmeyle iş olmaz.
Adana Spor için tek gerçekçi bir nokta var. Bayram Akgül'ün devredip iyi birisini alması lazım. Yoksa Adana Spor kurtulmaz. Vallahi ben Bayram Akgül'ün bırakacağına zerre inanmıyorum. Ben de inanmıyorum da yapılması gereken bu yani. Başka yani çıkış yolu yok Adana Spor'da ya. Yok. Bence bırakmaz. Basit. Bence de bırakmaz ben da. Ben öyle düşünüyorum. İhtimal de vermiyorum vallahi. Aynen zor yani. Sen bu maçta bol kim bol kazanır maç, diyorsun peki? İstanbul Spor'un da kaybetmeden sahadan alacağını düşünüyorum. Yalnız Roka çok iyi oynuyor döndüğünden beri. Playoff'lara iyi bir Roka. Aynen. Abazay da kadrodaydı geçen. Evet. O da döndü ama ya çok, maç ritmi sıkıntısı var. Çok zor kendini çok zor bulabilmesi. Kolay görünmüyor. Ne diyorsun? Aynen. Eğer kalan maçlarda 3 maç oynayabilecek durumdaysa. Sence oynarsa, Osman Zeki Hoca oynatır mı? İşte oynayabilecek durumdaysa oynatırsa playoff'lar ritimli girer. Hazır tabii girebilir yani daha doğrusu. Vallahi İstanbul Spor playoff'a kaldı ya. Çıkamasa da bana göre sezonun en başarılı takımlarından biri. Çok düşük bir bütçeyle çok iyi iş yapıyorlar. Aynen. İstanbul Spor'un kadrosunu bu ligi takip etmeyen birisi baksa bir tane oyuncuyu tanımaz. Ben sana söyleyeyim. Öyle tabii ki. 3 tane oyuncuyu tanımaz bak aynen. Ama İstanbul Spor çok başarılı. Taraftar desteği yok. Kadrosu üst düzey değil. Ama hem belli bir oyun şeyi var. Şablonu takım var. Sen bu takımın en iyi oyuncusundan 33 hafta yararlanamadın 32 hafta Roka'dan. Düşün ona aynen rağmen öyle. Takım çok iyi Abazay yani. Abazay sakatlanmış. İlk hafta gitti Abazay evet. Düşün yani. Ona rağmen çok başarılı. Kesinlikle ben Osman tebrik ederim. Osman Zeki Hoca'yı da yönetimi de özellikle kutlamak evet, lazım. Evet kesinlikle öyle. Bir diğer maça geçelim. Gençler Birliği Erzurumspor maçı. Aynen öyle. Bence bu maç başkentte ev sahibi takım için çok da önemli bir maç. Önemli bir maç. Şimdi Büyükşehir Belediye Erzurumspor zaten playoff'a kalacak evet, ve iyi zaten de geliyorlar. Playoff'a. Paralı geliyorlar. Yani vallahi oyuncuların moralinde. Vallahi Erzurum'da formül belli. Paralar yatırılırsa zamanında bu takım Süper Lig'e playoff'tan çıkar. Çünkü hiçbir takımda Eren Tozlu gibi, Emircan gibi, Novikovas gibi, Ali Male gibi, Olenare gibi, Mustafa Yumlu gibi, Orhan Ovacıklı gibi, Mücahit gibi, Haşek Şumski gibi. Haşek bu sene çok skor hem yaptı. Hem Haşek var bir de yanında Estrela da var aynen yani. İki tane Pirana gibi oyuncu var. Erzurum'un müthiş bir kadrosu var. Her şey Erzurum'da paraların zamanında. Biz her program bunu diyoruz. Belki çok tekrarlıyoruz ama Erzurum'da kilit nokta para zaten para. Napolyon'un da dediği gibi. Komple playoff'u da kapatacak bir para geldi ya kulübe. Artık parayla işi kalmadı Erzurumspor'un. Yani en önemli nokta o. Kapattı orayı. Erzurum paraları zamanında öderse her türlü süper bir de ben çıkar bu iddiayı ortatacağım. Bir de Erzurum'un çok önemli bir saha avantajı var playoff'ta. Erzurum deplasmanı çok zor bir deplasman. Rakım anlamında. O stat full doldu mu orada çok tehlikeli evet bir deplasman gelen takım için. Ya tehlikeli derken oyun anlamında yanlış anlaşılmasın. Aynen. Bir de ben bir iddia ortaya atacağım. At. Bandırma Spor'un yaptığı hatalardan dolayı. Bir de zaten Eyüp Spor'a çok güvenmiyordum. Bunu da hep söylüyordum. İstanbul Spor'da ihtimal vermediğim için söylüyorum. Tecrübe faktöründen değil mi İstanbul Spor'a? Bir de o kalite kadro kalitesinden dolayı. Buraları çok oynayan oyuncusu evet yok. Bu benim kendi görüşüm. Bu farklı bir şey. Başka takım da başarılı olabilir benim görüşüm karşılığında. Ben Erzurum Spor'un playoff'un sonunda Süper Lig'e çıkan takım olacağını düşünüyorum. Vallahi bu benim ben kendi görüşüm. Bak, bakalım ne olacak. Playoff'a kalacak takımlar içinde kadro olarak Erzurum'a en yakın takım bence Eyüp Spor. Ama Eyüp Spor şu an dağılmış durumda. Aynen. Hamza Hoca takımı hiç yönetemiyor ve bence takım içi sıkıntılar da çok var. Çok var sıkıntı. Padipba, Popov bu oyuncular takımdan Sekidika ayrı takılıyor. Sekidika zaten oynatmamaya hiçbir şey başladı vermedi. Yani o yüzden. Son maç sonradan girdi Jesse. Erzurum şu an iyi durumda. Gençler Birliği de geçen hafta Denizli'yi 2-1 kaybetti. 1-0 öne geçip. Gençler Birliği'nde şöyle bir sıkıntı var. Gençler Birliği'nin bir 3-4 puan alması lazım kafayı rahatlatmak için. Bir de Gençler Birliği ile alakalı sana bir soru soracağım. Mert Kula 10 haftadır oynamıyor. Ne düşünüyorsun? Hiç şans bulmadı 10 maçtır. Bir sıkıntı mı oldu acaba? Hep yedek ama. İşte bir sıkıntı mı oldu acaba? Bilmiyorum yani. Oynayan oyuncu bir anda kesildi. Değil mi? Oynuyordu Mert Kula. Belli noktalarda oynuyordu. Ama ona sezon başı 11'de oynuyordu evet hep. 11 ama başladı. Sonra Metehan'a kaptırdı ya bir kart, formayı. Şey kart diyorum. Fiziksel anlamda bir sıkıntı mı var? Hani tutuyorlar da 45 dakika oynayabilecek durumda mı? Ya da kafa olarak oyuncu orada mı değil? Kiralık oyuncu yani kendini vermiyor. Ya öyle vermiyor ya da ha, çok güzel bir şey söyledin. Öyle bir şey de olabilir. Hani ben gideceğim kiralık mi? Ya yok belki kiralık takımından bir şey de söylenip Kayseri'de söylenip Kayseri işte yeni sezonda düşüneceğiz demiş olabilir. Ya da ben gideceğim modunda mı oyuncu? Baya bir hani maddi anlamda şey maddi diyorum bir karşılıklı konuşma anlamında bir sıkıntı mı oldu teknik ekiple, teknik heyetle? Belki öyle bir şey de olabilir. Hani bilmediğimiz için net yorum yapamıyorum ki. Vallahi Gençler Birliği'nde sezon başından beri iki tane yerli oyuncu var. Barış da Metehan Mert. Onun dışında Ömürcan hiç var. Ömürcan da gidiyor zaten. Arda da gidiyor. İki oyuncunun sözleşmeleri bitiyor. İkisi de Gaziantep FK'ya gidecek gibiler. Öyle gözüküyor. Vallahi ben bu karşılaşmada ihtiyacı olan tarafın Gençler Birliği olduğu için bunu söylüyorum. Kaybetmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü Erzurumspor zaten playoff'a girecek. Erzurum'u burada puan kaybetmesi üzmez diyorsun. Aynen yani üzmez. Bir de Muzaffer Hoca geldiğinden beri ama Erzurum deplasmanlarda çok iyi. Ne düşünüyorsun? İç sahayı düzeltti. Erzurumspor Samsun maçından sonra düzeldi.
İçeride kaybettiği, 2-1 yenildiği maç. Vallahi ben Erzurum'un playoff'tan çıkacağını düşünüyorum. Vallahi para olayı sıkıntı olmaz Erzurum'da. Olmadı da işte, bitti yani o. Aynen. 15 milyon TL gibi yüksek en para geldi bitti işte. Erzurum'da her şey canlıya bakıyor. Ani yani tabirle. Paralar zamanında yatarsa bu kadro çıkar. Bir de Muzaffer Hoca geldiğinden beri Olan Ağar iyi durumda. Ya. Tank gibi şu an vallahi. Aynen. İyi durumda. Olan Ağar'ın tek bir sıkıntısı var. Topla çok sevişiyor. Evet, topu çok okşuyor, öpüyor, seviyor. Biraz topla ilişkisini keserse aynen. Zaten tank gibi topu bir aldım 3-4 kişi indiriyor Olan Ağar'a. Böyle direkt gidiyor topla yani. Kesinlikle öyle. Bir de Erzurum'da Ali Male'yle Novikovas'ı biraz... Novikovas'ı ben Kocaeli maçında beğendim ama. Sonradan girdikten sonra biraz toparlanmış evet, gördüm. Evet, istekliydi. Aynen, daha iyi durumdaydı. Novikovas istekliyse zaten paralar yatmıştır. Buradan aynen, anlaşılıyor. Aynen, kesinlikle. Bakalım ne olacak. Ben Gençler Birliği'ni kaybetmeden sağdan arayacağını düşünüyorum. Vallahi benim bu maça bir görüşüm yok. İki takıma da bakalım. Sadece başarılar dilemekle tamam. Yetiniyorum. Son olarak da Bursa Spor Ümraniye Spor maçını konuşacağız. Net gördüğüm maçlardan birisi. Aynen. Ben de seninle aynı görüşteyim. Şimdi burada ihtiyacı olan takım Bursa Spor. Ümraniye Spor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Evet, birinci çıkma ile ikinci çıkmak arasında maddi anlamda bir fark var ama Ümraniye Spor yok zaten... Yok ya, fark yok. Yok, biraz var. Birinci çıkan takımın ödülü biraz daha fazla ama Ümraniye Spor zaten maddi açıdan rahat bir takım. Ve şimdi şampiyon olan takımlarda oyuncular da pek buna bakmıyor. Sen oyunculara bunu pek konsantre edemiyorsun, biliyorsun. Şimdi Bursa Spor can derdinde ve kendi evinde oynayacak. Geçen hafta da Manisa'da müthiş bir galibiyet alıp bizi aynen. Yanılttılar. Penaltı maçın kırılma noktası tabii, oldu. Tabii az 8-0 olacaktı. Tabii. Ben Bursa Spor tarafındayım ve Mustafa Hoca'nın egolarını kenara bırakıp Bifuma'yı 11'de başlatması gerekiyor. Bifuma geçen hafta Rüzgar'ın oğlu gibiydi. Hı-hı. Muhteşem oynadı. Vallahi haftanın en net maçlarından birisi olarak görüyorum. Ümraniye Spor işi bitirdiği için. Tabii rahatlar. Bursa Spor'un da hedefi olduğu için ve artık can derdinde olduğu için. Kazanmaktan başka çaresi olmadığı kendi için. Kendi evinde bir de. Kazanacağını düşünüyorum. Yoğun da bir taraftar desteği bekliyorum maçta. Tabii. Ben Bursa Spor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Ha, kazandığı zaman da hala yetmiyor. 41 puana geliyorlar. Ama son 2 hafta ümitli girecek. Bursa Spor'un kalan tüm maçlarını alması lazım. 47 yapması lazım. Aynen. Alırsa bence büyük ihtimalle kalır gibi duruyorlar. Geçen hafta Pedro 2 gol. Bifuma'da oyuna girdikten sonra bir gol bir asist. Aynen. Çok etkili oldu. Bifuma kesinlikle 11'de oynamalı. Aynen, bence de oynamalı. Yedek kalmamalı. Ben Bursa Spor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Ümraniye Spor'la ilgili herkes bunu biliyor ki. Ümraniye Spor yetkilileri, hoca da biliyordu. Ben yazdığımda dedim ki Ümraniye Spor TFF Binceli'nde bu sezon 2-2'den çıkarsa kimse şaşırmasın. Cuma dedim. Günü transfer programı yapmıştık. Hatta evet. Ondan önceki gün de delvayeler falan aynen. Geldi. Bunu söyledim ve Ümraniye Spor o söylediğim şeyin karşılığında 2-2'den Süper Lig'e çıktı. Ben buna şaşırmadım. Türkiye'de bunu söyleyen tek biziz. Peki Ümraniye Spor seneye sence nerede oynayacak? Stadı hazır değil. Onunla ilgili başkan açıklama yaptı Tarık Bey. Tarık Başkan Tarık dedi Aksar ki eğer yetişirse yeni stadımızda, yetişmezse de şu anki mevcut stadı yeni yapılandırma... Portatif tribünler mi olacak yok acaba? Yapılandırma yapıp bazı çalışmalar yapıp orada devam edeceğiz dedi. Demek ki ışık... Sence Ümraniye Spor yeni stadı hemen yetiştirebilir mi ki ya i̇şte 3 ayda? Yetişirse dedi zor işte. Zor geliyor bana. 3 ay bile değil. Şu an Mayıs'ın... Aynen tam 3 ay var. Ağustos'un 5'inde Süper Lig başlamıştır başlayacak. Başlamıştır demek ki. O stat, yeni yapılacak stat da Ekim başında değil mi? Galiba orada aynen. Orada olacak. Bilmiyorum kesinlikle. Ben nerede olduğunu da galiba orada. Sen sorarsın onu ya. Sorarız onu. Bana da söylersin. Ben Bursa Spor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Recep Hoca sence rotasyon yapar mı? Yapma ihtimali yüksek bence. Tahsin. Hasici. Tahsin nereden çıktı Hasic, ya? Hasic. Atalay. Atalay. Atakan. Mevlüt oynar mı oynamaz mı? Mevlüt nereye gitti? Napolyon'u 11'de başlayabilir. Genelde kulübeden. Kesinlikle. Kamara da bence 11 başlayabilir. Yusuf Emre başlar. Çoğu oyuncu oynar. Tekrardan Ümraniye Spor'un ve Ümraniye Spor'un Süper Lig'e çıkmasını Ankara tebrik ediyoruz. Ankara Gücü'nü de bu programda konuşamadık bay geçtiği için. Aynen. Ankara Gücü'nü de özellikle tebrik ediyoruz. İki takım da sonuna kadar hak ettiler. Aynen, sonuna kadar hak ettiler. Ben Bursa Spor'un da kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Hafta sonunda oynayacak maçlarda tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. Aynen öyle. Abone olmayan herkesten abonelik. Ardından videomuzu beğeniyorum ve videomuzu sona kadar izlemenizi rica ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmenizi bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Pazartesi günü sonuç programında tekrardan görüşmek üzere. Ben de sana teşekkür ederim. Ağzına rica ederim. Sağlık. Hafta sonu oynanacak tüm maçlarda da tüm takımlara başarılar diliyoruz. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.